buraya alıyoruz. Özgürcüğüm hoş geldin. Hemen seni şöyle alalım. Şimdi ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz soruyorlardır. Kişisel ve grup egzersiz koçu ne demek? Evet. Hepimiz spor salonlarına gidiyoruz. Bir şekilde spor yapıyoruz. İşte yapmaya çalışıyoruz ya da öyle söyleyeyim. Evet aynen dediğiniz gibi. Bunları ne kadar doğru yapıyoruz? Yani her zaman bizim yanımızda bir personal trainer. Yani egzersiz koçu bulunmayabiliyor. Ve spor salonlarında da sakatlanmaların son dönemde çok fazla olduğunu biliyoruz. Haberlerde okuyoruz. Sağlık kuruluşlarına gelen fizik tedavilerde görüyoruz. Çünkü her spor salonunda da işin ehli hocalar yok. Öyle de demek istemiyorum hani ama ben direkt böyle yeterli, diye konuya girdim. Evet, yeterli belki hoca sayısı yoktur. Hani bir kulübün üyelerini 1 milyon derseniz, en az 500 derseniz kaç tane eğitmen var o spor salonunda? 10 tane, 15 tabii tane. Ki hani, dönüşümlü olarak adı, gelip gidiyorlar. Adı sanı bilinen bilinen spor salonlarını hı-hı kastetmiyorum. Hı-hı. Daha çok mahalle aralarında olup da hani 3 evet tane alet yok, koyup da yok ötekileri de kastedebilirsiniz. Kastedebilir miyim? Tabii peki ki o zaman. Tabii ki ben mesela spora gidiyorum. Yapılan yanlışlar var. Mesela benim sakatlanan gerçekten bir arkadaşım evet var. Neden? Çünkü gittiği spor salonunda yanlış bir şey kaldırdığı için daha doğrusu ağır. Evet. Hani kendi kilosuna göre fazla bir ağırlık evet kaldırdığı için öyle bel kayması yaşadı ve çok ciddi uzun süre bir tedavi gördü. Tabii. Dolayısıyla hayatımıza bir koç gerektiği gibi spora da bir koç gerekiyor. Evet, herkesin programımızın adı çok güzel Hayat Ağacı. Hepimizin ağacı acaba yani bedeni acaba nasıl esnek mi kuru mu? Değil mi? Nasıl anlıyoruz peki onu? Bunu Özgür şöyle anlayabiliriz. Yani uzak doğular bununla ilgili şöyle bir felsefeleri var, bir sözleri var hatta. Omurganız esnek olursa eğer ömrünüzün sonuna kadar sağlıklı yaşarsınız. Hepimiz yaşlanacağız. Muhakkak yaşlanacağız. Omurgamız ama esnek olursa. Esnek olursa diyor. Bakın omurga çok önemli. Bütün anti-aging programlarında Amerika'da da omurgaya yönelik çalışmalar yapılıyor. En basit herkesin ekranı başında bizi seyreden seyircilerimizin anlayabilmesi için en basit hareket kedi pozisyonu dediğimiz bir hareket vardır. Orada sırtımızı kambur yaparız. Bir kediyi izlersek eğer kambur sonra tekrar çukurlaştırırız. Sürekli her sabah bu hareketi yaptığımız zaman omurgaya bir hareket, bir esneklik getiriyoruz. Yani o şu hareket evet, değil mi? Kambur oluyoruz. Yandan ben gösterirsem izin verirseniz. Tabii çok seviniriz. Yerdeyken kambur oluyoruz ve evet belimizi içeri doğru alıyoruz. Kambur oluyoruz. Ayaktayken de bakın bunu yapabiliriz. Yani ofis çalışanlarına ayaktayken ben ayaktayken de yapabilir miyiz? İşte oturduğum yerde yapıyorum. Ha, şu anda ben ofiste çalışan bir kişiyim. Elimi dizlerime alıyorum, koyuyorum. Ben de sizinle beraber evet yapıyorum. Kollarım rahat. Omuzlarım rahat. Şimdi böyleyken hafif hafif kalçamla aşağı doğru oturuyorum. Karnımı çukur. Evet. Evet. Kolumla çekiyorum dizlerimi. Evet. Yavaşça kalkıyorum. Bu sefer göğsümü öne doğru verirken dirseklerim kırılıyor doğal olarak. Başım hafif yukarı çıkıyor. Tersi yay gibi kırılıyoruz. Evet. Ve vücutta çok inanılmaz bir rahatlama da oluyor. Bunlar çok beraber basit ama hayatımızı gerçekten kolaylaştıran şeyler. Yani ben Nur Hanım şunu söylemek istiyorum. İnsanlar hep spor salonuna gidelim. Hani dumbbell kaldıralım, step, aerobik derslerine gidelim. Yani böyle bir şeye gerek yok. Ben o kadar ağır sporlara da gerek yok belki. Hiç onlara gerek yok. Bakın hiç kimsenin bir spor salonuna gidecek hani bütçesi yoksa bile yapılması gereken eğer istiyorsa bakın bu istemek çok önemli. Çok önemli. En başında zaten geliyor. Hiç şikayet ederiz ya benim karnım var, benim omuzum ağrıyor, sırtım ağrıyor. Ne yapıyorsun peki? Ne yapıyorsun? Kendin için bugün ne yaptın? Ne yaptın? Peki ne yapalım Özgürcüğüm? Ne yapalım? Sabahleyin bakın benim 60'a hani yaşı 60'a yakın. Tamam yaşını bize söylemediği için biz de bilmiyoruz. Bir annem var. Her sabah bakın 6.30'da uyanıyor. Yürüyüşe gidiyor. Ve yürüyüş sonrasına geldikten sonra o kadar iyi bir öğrenci ki lastiklerle ben birkaç hareket gösterdim ona. Ya da su şişeleriyle. Bakın yaşı işte 55-60 diyelim. Bu yaştaki bir hanım sadece daha ileriki yaşını ve şu yaşını ağrısız bir şekilde geçirebilmek için her sabah egzersiz yapıyor. Yürüyor, kolesterolü için, kalbi için, kalbi için, vücudu şeyleri için, eklemleri için menisküs yırtıkları var. Ameliyat olmak istemiyor ve yıllardır spor yaparak onu koruyor. Yani bıçak altına girmek istemiyor. Her sabah yürüyebiliriz.
Her sabah yürüyüş şart. Kollarımızı çeviririz, yüzme hareketi yapar gibi öne, arkaya ama sürekli aynı hareketi. Yani bize kolay gelen